12F otlaklarında sıradan bir günün başlangıcı. 4 yıldır barındıkları habitatlarında bu türleri inceleme fırsatı bulduk. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yuvalarından çıkan ilk canlılar henüz iklim koşullarına adapte olabilmiş değiller. Sürünün liderinin gelmesiyle birlikte hareketlilik başlıyor. Sürü lideri sürüsündeki bireyleri çok iyi tanır ve onların kokusunu 5 kilometre öteden alabilir. Başkan, gelmeyenleri söyle oğlum. Hemen sayıyorum hocam. 26, 32, 6 kişi yok hocam. Zeynep Güler evinden daha yeni çıkmış olması lazım. Bediran karakolun oradadır. Kapıdan giren bir damla olsa, Rıdvan da masa tenisi oynasa. Hamsi kokusundan da anladığım kadarıyla Beyza ile Hakan'la yaklaşıyor hocam. Biraz daha bekleyelim. Kes evladım, yazıyorum. Sabah saatlerinde Sena ve Damla canlıları oldukça bitkindi. Ya artık yapamıyorum zaten. Hemen ben de bıktım. İntegralden nefret ediyorum. Ben geldim. Ta ki Meltem gelene kadar. Meltem iki eliyle üç farklı kişiye makyaj yapabilme kapasitesine sahiptir. Mutualist ilişkileri olan bu canlılar arasında oldukça hızlı bilgi aktarımı gerçekleşir. Karadeniz'in hırçın sularından gelen Hakan canlısı, kara yaşamına adapte olurken çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunlardan en belirgini ise bacak ağrısıdır. Hakan, kaliteye gidelim mi? Bacağım ağrıyor ya. Aga, bacağım ağrıyor. Hakan oğlum, bu soruyu da sen çöz. Aga, bacağım ağrıyor. Tamam aga. Arkadaşlar, Karadeniz'in fotoğrafını çekmişler. Hem de 52 milyon ışık yılı uzaklıkta. İnanabiliyor musunuz? Boş. 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 Nadir görülen Utku canlısının bu konuşmaları habitattaki diğer canlıları rahatsız etmişe benziyor. Evet sevgili öğrenciler, S anahtarı kapatılırsa lamba yanar mı? Henüz gelişmekte olan bu canlılar bazı kavramları anlamakta güçlük çekebilir. Lamba yanar. Anlaşıldı mı? Sisteme karşı bir savunma mekanizması geliştiren Pınar, her an her yerde uykuya dalabilir. Avcılık yetenekleriyle bilinen bu türler acı sosun kokusunu 10 kilometre uzaklıktan alabilirler. Çabuk gelin ulan, yoksa gelirler. İşte avları da onları fark etmiş bulunmakta. Habitatın fotosentez yapan nadir canlılarından olan ışıklar, 24 saatte 13 kitap bitirme yeteneğiyle bilinirler. Çevreye saçtıkları elendin salgısıyla rakiplerini bayıltabilirler. Ama biri hariç. Macaristan'ın endemik türlerinden olan Seray, habitata umut ışığı getirir. Arkadaşlar sakin olun, bu kadar çalışmaya hiç gerek yok. Sistemin kölesi olmuyoruz. Yurt dışında sınavsız eğitim sistemi var. Şu an bizim yaşıtlarımız hayatını yaşarken siz buradaki tatların arasında boğuluyorsunuz. 2000 years later. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Çalışmıyoruz. Ha, öyle.
Dişi bir Büşra'nın kulakları çok keskindir. Kulaklıklarının üstünden bile 20-20 bin hertz arası frekansları işitebilir. Arkadaşlar biraz sessiz olabilir miyiz? Biri benden. Zeynep Nigra ve Zeynep Alba habitatlarındaki oksijen eksikliği yüzünden fermentasyon yapmaya başlamışlardır. Gördüğünüz gibi bu iki tür arasında üstünlük savaşı sürmekte. Önden, arkadan, önden, arkadan, önden, arkadan. Limon, sirke, limon, sirke. Açmıyoruz. Açmaya gerek yok, ikisini de açın ya. Etrafını efkar saçma konusunda usta olan Bedo, rakiplerinin moralini bozarak onları tek tek eleyebilir. İşte şu anda yuvasından çıkmakta olan Yarinus, çıkardığı yüksek frekanslı ses ile habitatın dengesini bozabilir. Hazırlanın, geliyor. Refleksleri çok kuvvetli olan Süleyman canlısının tek bir korkusu vardır. Sarılmak. Her ne kadar bu süreç içerisinde dışa göç vererek nüfus azalsa da bu canlılar gittikleri her iklimde çoğunluk oluşturmalarıyla bilinirler. Bazı zamanlar yıkılsalar da mücadele etmekten asla vazgeçmediler. Ve şimdi 4 yılın sonunda yeni iklimlere göç edecek olan bu türler habitatlarında baharın gelişini son kez kutlayacaklar.